Herkese merhaba arkadaşlar. Uyku bilinç halleriyle devam ediyor olacağız. Sınavda nispeten daha az soru beklediğimiz bir yer ama uykuyu bilinci de yine bilmek gerekiyor. Şimdi bilinç nedir dediğimizde aslında kişinin farkındalık düzeyidir. Yani kişinin farkında olduğu durumlar olarak karşımıza gelir. Yani bilinç halinde olan bir insan kendisinin farkındadır. Dolayısıyla da ne yaptığını bilir. Bilinçlilik düzeyleri dediğimizde uykuda bir bilinç halidir. Uyanıklıkta, meditasyonda, rüyalarda, hipnozda. Hatta meditasyon, hipnoz ya da işte böyle bazı yoga tarzı durumlarda biz bunlara yapay bilinçlilik halleri olarak da tanımlıyoruz. Meditasyondur, hipnozdur buna girer. Şimdi uyku nedir? Aslında organizmanın hem zihnen hem bedenen aslında dinlenmesini ve yenilenmesini sağlar. Her zaman söylediğim bir şey var, o da şu. Aslında uyku insan bedeninden çok insan zihni içindir. İnsanlar uykudayken hem bedenleri dinlenir ama daha çok zihinleri dinlenir. O yüzden de uykuyu dikkate almamız gerekir. Özellikle sınav sürecinde en az 7 saat uyku ya da 6-7 saat uykuyu uyumak önemli. Bazen mesajlar gönderiyorsunuz. İşte hocam sabaha kadar oturdum, uyumadım, sınava çalıştım diye. Bu uzun vadede sürdürülebilir bir şey değildir. O yüzden de bu tür şeyleri daha sirkadyen ritme uygun olarak yapmak gerekir ki sirkadyen ritim nedir arkadaşlar? İnsanların 24 saat içerisindeki uyku zamanlarını ifade eder. Yani aslında organizmanın biyolojik saati olarak da karşımıza çıkabilir. O yüzden de her birimizin karanlık ve aydınlık algısı birbirinden farklıdır. Mesela dünyada elektriğin bulunmasından sonra uyku düzenlerimizin daha bozulduğunu biliyoruz. Çünkü önceden insanlar, bu dediğimi yanlış anlamayın ama köylü gibi uyurlarmış. Yani köylü gibi uyumak zaten en sağlıklı uykudur. Ne demek bu? Yatsı namazıyla yatıp sabah namazıyla kalkmak. İnsan doğasına en uygun sirkadyen ritmin bu olduğunu biliyoruz zaten. Ama biz ne yapıyoruz? İşte sabahlara kadar otur, üçlere beşlere kadar otur, uyuyama falan. Bir sürü şey, bir sürü faktör giriyor ve çoğu zaman sirkadyen ritmimizi kendi kendimize de bozabiliyoruz. Ama aydınlık karanlık algımız gerçekten çok önemli. Aslında dinlenemiyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de vücut saatimizle oynamamızdan kaynaklanıyor. Uyku evrelerine baktığımızda temelde iki tane evremiz var. Non-REM ve REM. Arkadaşlar non-REM toplamda 4 tane evreden oluşur. REM bir evredir ama aralıklarla girer, kendini gösterir. Peki non-REM ve REM'in aslında özelliği nedir? Şöyle söyleyebilirim. Non-REM evresi beynin aktivitesinin arttığı, enerjimizin arttığı, protein sentezinin yapıldığı ve büyüme hormonunun salgılandığı bir dönemdir. Özellikle çocuklar için çok önemlidir. Ve biz yetişkinler olarak da uykumuzu almadığımızda, özellikle 4. evredeki uykumuza tam olarak giremediğimizde yorgun kalkarız. Yüzümüz daha solgundur, daha böyle cılız görünür. Bunun sebebi uykudan kaynaklanır. Yani tam olarak uykumuzu alamadığımızda gerçekten yorgun kalkarız. Non-REM evresinde iki tane alt basamak var. Bunlar yüzeyel uyku ve derin uyku. Yüzeyel uyku dediğimiz şey bir ve kısmen ikinci evreyi kapsar. Derin uyku ise 3 ve 4. evreyi kapsar. Yaklaşık 30. dakikadan ya da 40. dakikadan sonra derin uyku başlar ve organizmanın aslında hem büyümesi hem gelişmesi için en önemli uyku da tabii ki 4. evredir. Non-REM evrelerini bu açıdan bir tekrar bakalım. Yani sınavda çıkarsa neye dikkat etmeniz gerekiyor? Arkadaşlar 1. evre uyku yani non-REM'in 1. evresinde yaklaşık insanlar yani uyumak için artık hani yatağa uzandınız. Ortalama bazıları 1 dakika, bazıları 7 dakika içinde uykuya geçiş yapar. Ama
Evre 1'de biz dışarıdan gelen sesleri duyarız. Yani dış dünyadaki süreçlerin kısmen farkındayızdır. Konuşulanları algılarız. Sesleri duyarız. Işık varsa rahatsız oluruz. Mesela ben ışıkta uyuyamam. Ama öyle kendi atıyorum bir yerde oturup işte ne bileyim uyumuşsam ya da uykuya dalıyorsam yani o ışığı hadi kapat, hadi ışığı kapat da gel falan gibi şeyleri çok fazla yaşarsınız. Bunun sebebi nereden kaynaklanır? Tabii ki uykuya geçerken algımızın hala açık olmasından kaynaklanır. İkinci evre aslında bizim için gerçek uyku anlamına gelir. Artık uykuya dalmışızdır ve artık bizim için dinlenme evresi de başlamıştır. Ama daha derin uyku henüz daha yoktur. Yani bu gerçek bir uykudur. Artık dünya ile olan alakamız bir nebze olsun kesilmiştir. Ama üçüncü evrede yaklaşık artık böyle 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika arasında üçüncü evre derin uyku ilk defa kendini gösterir. Ve tabii ki onun hemen sonrasında uykuya dalmamızın ardından yaklaşık 40 dakika sonra derin mi derin bir uyku başlar ve bu evrede arkadaşlar gerçekten büyüme hormonu falan salgılanır. Tekrar söylüyorum. Uykunuzu alamadığınızda yani derin uykuyu non-REM'i iyi geçiremediğinizde gerçekten yorgun kalkarsınız. Çünkü bir türlü onu ikame edemezsiniz, orayı kapatamazsınız. Bu da size etkiler gerçekten. O yüzden dikkat etmek önemli arkadaşlar. Uyku düzeni bozulduğunda insanın zihinsel aktivitesinde de aslında bozulmalar yaşanır. Yani kişinin genel anlamda daha dikkatsiz olabileceğini, konsantrasyonun düşebileceğini aklınızdan çıkartmayın. O yüzden gerçek anlamda söylüyorum. Kesinlikle uykunuza dikkat edin. Aynı zamanda çocuklar için de uyku hakikaten çok önemli. REM evresi arkadaşlar bizim için aslında rüyaların görüldüğü evredir. Artık orası bilincin çok uzağında bir yerdedir. Ama REM'i şöyle düşünmeyin. REM bir dalgadır. Böyle deprem gibi, artçı gibi gelir gider. Gelir gider. Ama rüyaların görüldüğü evre burasıdır. Şunu da söylemek isterim. Çok enteresan bir özelliği vardır REM uykusunun. Arkadaşlar REM uykusunda aslında garip bir şekilde beyin çok aktiftir. Organizma uyarılmış durumdadır ama kas tonusu, beden aktivitesi neredeyse yoktur. Hatta kısmen felç gibi bir durumda düşünebilirsiniz. Bu yüzden REM evresinde insanlar işte karabasanlar görür, korkulu rüyalar görür. Hani kalkıp da bir şey yapamazsın. Belki de insanın o bilinçsiz bir durumdayken kendini koruması için aslında insan organizmasının koyduğu bir koruma sistemi olarak düşünüyorum ben bunu. Çünkü düşünsene kabus görüyorsun. Kabus görürken kalktığını düşün. Yani Allah korusun çok sıkıntılı bir şey. Yani savaşıyorsun bir anda birileriyle falan. Gerçekten çok korkunç. Ağlayarak kalkıyorsun. Çünkü gerçek gibi algılıyorsun o durumu yani. O yüzden de rüyalar REM'dedir. Ama rüyaları görürken her ne kadar beyin çok aktif de olsa sonuçta beden yapısı çok hareketsizdir. Hiç hareket yoktur bedende. Şunu da söyleyeyim. Genelde rüyaların sebeplerini tabii ki çok fazla kestiremiyoruz. Yani rahmani rüyalar var, şeytani rüyalar var, Freud'un kastettiği rüyalar var. Bilemiyorum artık ama genelde şöyle bir durum da oluyor. Mesela siz böyle non-REM ikinci evreye geçtiğinizde artık atıyorum pencere açıksa rüyanızda üşüdüğünüzü ve ya da kar yağdığını görebilirsiniz. Ama daha enteresan rüyalar var. O kısma ben girmiyorum artık. Yani o kısım beni aşan bir durum. Metafizik kısmı. Ona çok fazla girmiyorum. Ama Freud'un da söylediği bir şey var. Rüyaların asıl sebebi bilinç dışıdır. Yani bizim bastırdığımız korkularımız, isteklerimiz, arzularımız, hayallerimiz farklı sembollerle bizim karşımıza gelir. Dolayısıyla da bizi bir şekilde etkiler. Rüyaların bir kısmını hatırlarsınız, bir kısmını hatırlamazsınız. Ve şunu da belirtmek isterim ki rüyalar sanıldığı kadar çok kısa değildir. Bununla alakalı son yapılan çalışmalar insanların bir uyku döneminde, yani
akşamdan sabaha kadarki dönemde bazen 40 dakika boyunca rüya gördüğünü göstermiştir. Özellikle göz hareketlerinden. Bu çok enteresan bir şey. Demek ki bayağı uzun metrajlı bir film çekiyoruz yani orada. Bu da tabii ki REM evresinde ortaya çıkan bir yapıdır dememiz gerekiyor. Evet, uyku ve bilinç durumu. Böyle soru çıkarsa buralardan soru gelecektir. Ama genelde soru beklemediğimiz bir yer. Çıkarsa da REM ve non-REM'i mutlaka bilmelisiniz. Görüşmek üzere.